Mersin aleyhinde ilk konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi iç güvenlik yasası olarak isimlendirilen, gerçekte polis devleti yasası olarak isimlendirmeyi daha doğru bulduğum bir yasa tasarısının görüşmelerini hemen başlatmak amacıyla bir grup önerisi getirmiş bulunuyor. Bu nedenle iç güvenlik yasa tasarısına ilişkin bazı değerlendirmelerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce şu tespiti yapmak istiyorum. Siyasetin çok temel bir kuralı vardır. Siyaset bilimcileri tarafından ifade edilen bu kural şudur. Bir hükümetin, bir iktidarın iktidar süresi uzadıkça otoriterleşme eğilimi, yani kamu gücünü giderek kullanma eğilimi artar. Otoriterleşme budur. İktidardakilerin ellerinde bulunan kamu gücünü kullanması, giderek kamu gücüne yaslanarak ayakta kalmaya çalışması otoriterleşmedir. 13. iktidar yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi otoriter bir yönetime taşımak isteyen bir yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiştir. Unutmayalım ki her otoriter düzenleme veya otoriterleşme yönünde her adım aynı zamanda bir tepkiyi de tetikler, bir tepki birikimine yol açar ve bu tepkiler nedeniyle toplum kutuplaşır ve ülke yönetilmez, yönetilemez hale gelir. Türkiye buraya doğru gitmektedir. Bu yasa tasarısı eğer yasalaşırsa Türkiye otoriterleşme yönünde bir adım daha ileri gidecek. Öte taraftan ülkenin yönetilmesi sorunu ortaya çıkacaktır. Yani çoğunluk hükümeti parlamentoda tek başına yasa çıkarma çoğunluğuna sahip olan bir hükümet olması yetmiyor. Ülkeyi yönetmek için bütün bunlar yeterli değil. Toplumda tepkiye yol açıyorsanız, tepkiyi hedefliyorsanız, tepkiyi tetikliyorsanız ülke yönetilemez hale gelir. Şimdi birçok şey söyleniyor. Bu yasayı kamuoyuna anlatmak, kamuoyu desteğini arkasına almak için hükümet diyor ki Molotov kokteyli diyor, sapan diyor, taş atma diyor, kamu binalarının yakılması, yıkılması. Molotov kullanmaya karşı bir önlem alınmasına kimse hiçbir şey demiyor. Bunun önlemleri yasalarda zaten var. Mesele kamuoyu desteğini arkasına almak amacıyla söylenen bu cümlelerin arkasına saklanarak hukuk dışı, demokrasi dışı düzenlemelerin bu tasarının içerisine sokulmuş olmasıdır. Bunlar Avrupa Birliği ülkelerinde var deniliyor. Hayır, Avrupa Birliği ülkelerinde söylenilen şekilde herhangi bir düzenleme yok. Üzüntüm şudur, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu bir broşür hazırlamış, tüm milletvekillerine dağıtmış. Özgürlük paketi demiş bunun adına. Bunun adına özgürlük paketi demiş. Özgürlükleri korumaya yönelik bir paket. Aklıma şu geldi. Fransız devriminin ünlü devrimcilerinden Robespierre'in güzel bir lafı vardır. Biz tiranlığa karşı özgürlüğün despotluğunu kurduk. Şimdi hükümet de şimdi buradan hareketle Jacoben bir anlayışla kendi hükümet anlayışını, kendi anlayışını topluma dikte etmek, toplumu şekillendirmek için böylesi otoriter bir yasayı Türkiye'ye getirmektedir. Teknik bir iki değerlendirme yapmak istiyorum. Bakın, mevcut anayasamıza aykırı olan bu düzenlemeleri sizlere sunmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılması halinde iptal edilmesi mukadder olan düzenlemeler. Şimdi tasarının 3. maddesiyle polis vazife ve selahiyet kanununda bir değişiklik yapılmak suretiyle
birinci maddesiyle pardon, polise arama yetkisi veriliyor. Kişinin arabasında, üzerinde, eşyasında bir arama yetkisi veriliyor. Şu anda polis bir kişinin suç işleyeceği konusunda bir şüpheye sahip olur ise o kişiyi kontrol etmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alma yetkisine zaten sahip. Bu yetki var. Şimdi deniliyor ki efendim suç işleyecek. Vatandaş önlem alıyor. Zaten bu önlem var. Polisin durdurma, kimlik sorma yetkileri var ve suç işlenmesine yönelik bir hareket seziyor ise, bir fiil, bir eylem olacak ise buna yönelik tedbirler alma yetkisi zaten var. Şimdi getirilen düzenleme ile kişinin arabasında, torpido gözünde, bagajında, üstünde her türlü aramayı yapma yetkisi olacak. Yapma yetkisi olacak. Bakın, anayasamız ne der? Anayasamız özel hayatın gizliliği diye 20. maddesinde çok temel bir hükme sahiptir. Kural 1. Bir kişinin üzerinde özel hayatına yönelik eşyalarında arama yapacaksanız hakim kararı gerekir. Nerede hakim kararı? Atladınız. Hakim kararı gerekir. Bakın, hakim kararı gerekir. 20. maddenin devamını ben size okuyayım. Bakın, hatırlattığınıza memnun oldum. Yanımda getirdim. 20. madde diyor ki bakın, usulüne göre verilmiş bir hakim kararı olmadıkça bir kere arayamazsınız. 2. Devam ediyorum. Merak etmeyin. Onun için getirdim anayasayı. Yine bu sebeplere bağlı olarak, yani kişinin suç işlemesinin önlenmesi vesaire vesaire, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça. Nerede kanunla yetkili kılınmış merci? İçişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar dairesinde kolluk amirleri. Bir şeyin bakın, hukuk devletiyiz. Hukuk güvenliği denen lütfen bir kavram vardır. Bir şeyin kanunla düzenlenecek olması, anayasanın bu emri somut bir düzenlemeyi gerektirir. Muğlak bir şekilde İçişleri Bakanlığı'nın düzenleyeceği esaslar dairesinde kolluk amirinin vereceği yetkiyle, talimatla vesaire olmaz. Yazacaksınız oraya. Vali bu konuda yetkilidir. Bakın, eğer bunlar var ise. Devam ediyorum. İki, yazılı emri bulunmadıkça. Siz ne diyorsunuz? Sözlü emir. Nerede anayasada sözlü emir var mı? Nerede? Hayır. Bakın, anayasa burada, anayasanın 20. maddesinde sözlü emir diye bir şey yok. Acele hallerde şöyle olur diyor. Sizde böyle bir şey yok. Bu maddede yok. Anayasayı burada çok açık bir şekilde çiğniyorsunuz. Yani anayasa hukukçularınız var. Herhalde anayasa hukukçularınız ya buna bakmadılar ya da ya bunu başbakan, cumhurbaşkanı istiyor, boşver böyle geçirelim. Polis devleti kuralım yeter ki. Böyle bir şey olmaz. Devam ediyorum. Siz önce anayasanın 20. maddesini okuyun. Siz okumamışsınız, okuduğunuzu anlamamışsınız. Okusanız böyle konuşmazsınız. Bakın, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Lütfen okuyun. 20. maddeyi okuyun bir daha. Özel hayatın gizliliği. Gelelim gözaltı süresi. Sayın milletvekilleri lütfen. Gözaltı süresi. 24 saatten 48 saate kadar kolluk amirine gözaltına alma yetkisi veriyorsunuz. Nerede bu? Bu bir hukuk devletinde bu olabilir mi? Yasalarda ne eksik? Nerede? Efendim, anayasamız burada, yapamazsınız. Kanunilik ilkesi bunu engeller. Kanunilik ilkesi bunu engeller. Bir hukuk devletinde, bir devlette, bir demokraside, o demokrasiyi yapan iki kavram vardır. Birisi seçimlerdir, öbürü kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığında hiçbir kuvvet birbirine müdahale etmez. Eğer bir hükümet hangi davaya, hangi mahkemenin, hangi hakimin bakacağını belirliyor ise orada kuvvetler ayrılığından söz edilemez. Burada diyorsunuz ki tasarının 5. maddesinde, 6. maddesinde
yetkili ve görevli hakim Ankara Ağır Ceza Mahkemesi hakimi. Kuvvetler ayrılığını yok ettiniz. Belirleyemezsiniz kanunla bu davaya şu hakim bakacak diyemezsiniz. Bu doğal hakim ilkesine aykırıdır. Biliyor olmanız lazım. Yani hukukçular, değerli Adalet ve Kalkınma Partili hukukçu arkadaşlarım, doğal hakim ilkesini herhalde hukuk fakültelerinde okudunuz. Ona uygun mudur? 82 anayasasının bile gerisine gidiyorsunuz. 61-71 hostik. Sayın Hamza Çebi, size teşekkür ediyorum. Son derece şık bir şekilde eleştirilerinizi sundunuz. Ayrıca da teşekkür ediyorum.